Hanımlar beyler, herkese merhaba. Ben Serkan Uludağ. Tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 3 Nisan 2013 günlerden çarşamba arkadaşlar. Saatlerimiz 17.51 şu anda ve canlı yayına başlıyoruz. Canlı yayına başlarken arkadaşlar yolovar paritesiyle hemen başlayacağız. Yukarı doğru bir hareket vardı. Aşağı hareket geldi. Sonrasında tekrar yukarı hareketle karşılaştık bugün için. Ve tekrar bu hareket devam edecek mi etmeyecek mi? Bunu şimdi gözleyeceğiz. Zaten gün içerisinde yaptığımız analizlerde de size olabildiğince yol göstermeye çalıştık bugün için. Neydi bu analizler arkadaşlar? Öncelikle bakın şu yukarı hareketten sonra dedik ki 35 civarları geçilmezse 28-12'ye kadar bir geri çekilme olabilir diye belirtmiştik analizimizde. Bu analiz kaçtaydı? Hemen bakalım euro dolarla ilgili olarak. Burada bir yukarı hareket 35'e kadar dedik. Arkasından yapmış olduğumuz harekette 35 seviyesine kadar hareket beklediğimizden bahsettik. Ve bu hareket tamamlandı. Aşağı doğru arkadaşlar 28.12 ve 27.92'ye kadar hareketlerle karşılaşabiliriz dedik. Öncelikle buraya ulaştık. 28.12 fakat şöyle bir sorun vardı arkadaşlar. 28.12'ye geldiğimizde altın ve sterlin dolar bu aşağı harekete uyum sağlayamadı. O yüzden dedik ki dikkat edin, eğer ki altın ve sterlin dolar da bu geri çekilmeye uydurursa 28'e en altta inme potansiyeli fakat artacaktır. Aksi takdirde yeniden 28-35'e doğru tepkiler gelebilir demiştik. Diğer pariteleri izlemekte fayda var diye ki kez arkadaşlar aynı şekilde sterlin ve altın buna ayak uydurmadı ve yukarı hareketi için harekete başladık ki 12'den sonra tekrar 35'e ulaştık. Zaten burası kırılırsa 28.60, 28.77 aralığına kadar bir hareket beklediğimizi de biliyordunuz. Gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde 60 seviyesi güzel çalıştı. Bu aralığın içine kadar girdik. Buradan küçük bir düzeltme var. Peki, şu ana kadar tarih anlattık. Bundan sonrası ise gelecek arkadaşlar. Gelecekte ne bekliyoruz? Yani bundan sonra kapanışa kadar 28-35 civarlarına dikkat edin. Yine tekrar bu seviyenin altına inersek geri çekilme devam eder. Eğer bu seviyenin altına inmezsek arkadaşlar yukarı doğru tekrar 60-77 aralığına doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Eğer geri dönüş olacaksa arkadaşlar 35'lerin altında kalmamız gerekiyor. Eğer kalmazsak yukarı doğru tekrar 60-77 aralığına kadar hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz var. Zaten 77'nin de üzerine çıkarsak 29.03'ler karşımıza çıkacaktır. Bugün içerisinde bile bu hareket gerçekleşebilir. Bunu da söyleyeyim. Her ne kadar çok fazla beklemesek de teknik olarak mümkün. Çünkü bugünkü hareket miktarı baktığımız zaman çok çok fazla değil. 75 pip'lik bir hareket. Bu hareketin devamı gelirse bir 40 pip de hareket gelemez mi? Gelebilir. Euro dolar paritesi için çok çok da mantıksız bir hareket olmayacaktır ama bekliyor musunuz derseniz hayır, şu an için böyle bir hareket beklemiyorum. Özellikle zaten 28.77'nin üzerine çıkmadan ben 29.03 hedefiyle hareket etsem beni döverler. Çünkü burada demiş olduğumuz şey 28.77, 28.66 seviyesinin aralığında, yani şu aralığın altında geri çekilme bekliyoruz. Gün içi hareket konusunda bunu yazmıştık gece saatlerindeki analizlerde. Peki bakalım şimdi ne bekliyoruz arkadaşlar diğer pariteler için? Bu arada 35'ler kırılırsa arkadaşlar zaten hedefler belli, tekrar söylemedim ama öncelikle 28-12'ler, sonrasında 27-92 ve 27-66 civarları olacaktır. Özellikle 27-92 civarları bugün için en makul hedef olacak. Daha da aşağısında herhalde beklemek sağlıklı olmaz kapanışa kadar. Sonrasında zaten yeni bir gün ve yepyeni açıklamalarla güne başlayacağız biliyorsunuz. Öncelikle Japonya, sonrasında İngiltere, sonrasında Avrupa Birliği bomba gibi arka arkaya Merkez Bankası faiz kararları ve açıklamaları gelmeye başlayacak yarın. Gece saatlerini belirttim. Bunlar sadece ısınma turları arkadaşlar. Hani bilirsiniz F1 yarışlarında da formülada da öncesinde şöyle bir sıralama turları olur. Bir heyecan yaratır. Arkasından yarış başlar. Aynı onun gibi sıralama turları şu anda gözlendi. Özellikle altın ve sterlin dolar perşembe ve cuma günü yine çok ciddi şekilde hareketlenecek gibi duruyor. Sıralama turlarında üst sıralarda yer alıyor kendileri. Sağ olsunlar. Gerçekten güzel hareketler sergiliyor.
Eurodolar kısmen biraz daha temkinli davranıyor hareket konusunda. Bakalım beklediğimiz gibi hareket devam edecek mi? Sterlin dolar için arkadaşlar bugün için bir kırılma aralığımız vardı. Daha doğrusu bir seviyemiz vardı. Tek bir seviyeydi gece saatlerindeki analizde belirttik. Hangi analizde o? Sterlin dolar altın. Evet şurada arkadaşlar. 51.51'nin altında kaldığı sürece aşağı hareket devam edebilir demiştik arkadaşlar. Yani kırılma aralığımız, kırılma seviyemiz burasıydı. İlk tepki çok güzel. İlk tepki arkadaşlar çalıştı. 51.51 seviyesi 1.5151 seviyesinden aşağı doğru. Şimdilik bir 17 pipik bir geri çekilme var. Bakalım euro dolar da eğer ki tekrar şurada görmüş olduğunuz bölgenin 28.35'in altına inerse sterlin dolar da tekrar geri çekilmeyle 51.51'in altında kalarak aşağı doğru hareketine devam edebilir. Nereye kadar derseniz. 51.16'da ara bir direnç var. Pardon destek var. Biraz da altına inersek zaten 50.91 seviyesi ve sonrasında da geri çekilme muhtemelen 50.53'e kadar devam edebilir. Tamamdır. Bunları da paylaştık sizlerle. Umarız faydalı olur arkadaşlar. 100 sterlin dolar için de beklentimiz bu yönde. 51.51'in altında aşağı hareket beklentimiz sürüyor. Umarız bu beklentimiz de karşılanır. Çünkü üzerine çıkarsak hareket yine hızlanacaktır diye tahmin ediyoruz ama yukarıda çok fazla direnç var ara dirençlerle beraber. Yani ara dirençleri de sayarsak 74 civarlarında, 86 civarlarında, 52.03, 52.12 ve ana direnç seviyesi arkadaşlar 52.50 yani dünkü tepenin biraz daha altında bir hareket maksimumda gerçekleşebilir diyoruz. Bakalım gerçekleşecek mi bu senaryomuz? Yani 51.51'in altında kalarak geri çekilme beklentimiz karşılanacak mı? Benim şahsen beklediğim senaryo şu anda o. Ve gelelim altına arkadaşlar. Altın bugün için yukarı doğru tepkiler veriyor ama sürekli olarak kapanışlar fark ettiyseniz şuradaki kırmızı çizginin altında. O yüzden geri çekilmenin devam etme potansiyeli hala daha kuvvetli. Eğer euro dolar da bir sürpriz yapıp kırılma aralığının üzerine çıkmazsa altında da muhtemelen tekrar 1565.98 ya da bunu 1566 olarak belirtmiştik hedef konumunda gece saatlerinde. Sonrasında 1560.71 ve 1554.36'ya kadar geri çekilmenin devamını getirebilir. Aşağı trend hala sonlanmış gibi durmuyor. Peki dolar TL'de durum nedir? Dolar TL içinde arkadaşlar bugün biliyorsunuz yukarı hareket beklentimiz vardı. Buradaki aralığın üzerinde kalınması durumunda ama şuradaki dirençlerden de bahsetmiştik. İlk olarak bakın şuradan yukarı doğru bir tepki vardı. 98 pip civarlarında bir hareket gerçekleşti. 81.10'a kadar. Maksimum 81.25 demiştik. Buradan sonra hareket hafif aşağı yönlü olabilir ki geldi zaten yaklaşık olarak 80.43'e kadar. Bu hareket gelecektir muhtemelen. Zaten 43'lerin altına inersek tekrar 80-11-79-92 aralığına kadar tepki gelebilir. Bu aralık arkadaşlar önemli bir destek seviyesi. Üzerinde kalırsak yukarı hareket devam diyoruz. Tekrar bunu da söyleyelim. Nereye kadar? Tekrar 81-20'lere kadar zaten bu hareket gelebilir. Daha da fazlasını şu an için beklemiyoruz. Paritede bu şekilde hareketler bence makul gözüküyor. Tamamdır. Dolar TL'yi de bu şekilde bitirdik. Şimdi arkadaşlar özet kısımlar bu kadar. Hemen hızlı bir şekilde soru cevap kısımlarına bakacağız. Bakalım sorusu olan varsa muhtemelen belirtmiştir. Onları da cevaplamaya çalışalım.